Peki Sayın Bakan, HDP'yi biraz önce konuştuk ama HDP'nin bir yandan kapatılma süreci var, bir yandan da başka bir isimle seçime katılacaklar ve Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar. Bunun Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir etkisi olur gibi klasik bir soru sorsam. Hükümet ortağı olmak istiyorlar. Seçimin bizatihi tarafı Kandil'dir. Bunu ben söylemiyorum. Siz de herhalde haberlerden, televizyonlardan, onların haber ajanslarından çok rahat bir şekilde dinliyorsunuz. Her gün peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Hem telaş açıklamaları yapıyorlar. Çünkü Türkiye terörü Türkiye'de bitirdi. İkili rakamlara düştü terör örgütü sayısı dağlarda. Yüzün altında diyorsunuz. İkili rakamlara düştü. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada hatırlarsınız. Oradaki belediyeler HDP ve onun, daha doğrusu PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin elindeydi. İnsanları oraya sokmadılar. Eğitim akamete uğradı. Sağlık akamete uğradı. Turizm akamete uğradı. Ekonomi akamete uğradı. Dağlar ve kırsal kapandı. Hayvancılık akamete uğradı. Yatırımlar akamete uğradı. Şimdi belediyeyle bunu yapan sen söyle özgürlük şarkımızı. İktidarla ne yapar? Duyulur sesimiz. İktidarda İktidarla ne yapar? Yani iktidarla, kendilerinin iktidarda bir parça olup olmayacakları konusu tartışmalı değil mi Sayın Bakan? Hiç yani tartışmalı değil. Hı. Bundan bir yıl önce, 1,5 yıl önce cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın bakanlıkların hangi tercihte olduğunu söylediğinde millet dedi ki Dışişleri Bakanı ne diyor? Ama bugün aynısını görüyor ki. Bizatihi iktidar ortaklığına doğru gidiyor. HDP, PKK iktidar ortaklığı, Kandil iktidar ortaklığına doğru gidiyor. Çok net. Onun ötesinde söyleyeyim. Türkiye, bizi istemeyenler bir karar verecekler. Bugün Suriye'de ve Kuzey Irak'ta şurada Amerikan bayrağı olan askerler gezmiyorlar. Oraları yönetmek istemiyorlar. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu bu taraf, burasında Amerikan bayraklı askerler idare ediyor. Bunların Türkiye'sinde bu olacak. O zaman tam bağımsızlıktan bahsedebilmek mümkün mü? O zaman oranın ekonomisinden bahsedebilmek mümkün mü? Amerika Afganistan'daydı. Amerika Suriye'de. Amerika Irak'ta. Ne hale getirdiği apaçık ortadadır. Türkiye büyük ve çok büyük bir meseleyi 21. asırda Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdi. Bunu sözlerle anlatmak mümkün değil. Yani biz bir terör örgütüne, bir karşımızdaki cepheye yönelik bir hamle ortaya koyuyor değiliz. Dünyanın kendisini karar verici olarak nitelendirenlere karşı demokrasiyle kazandığımız Türkiye'de başarılar var. Bu millet bunu berhava etmez.